Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük kurultayında aslında bir önce vardı zaten. Ön seçim vardı. Vardı. Ön seçimin merkeze alınmasını bu değişim isteyen arkadaşlarımız istedi. Mesela şimdi değişim dediğiniz zaman tavır koymanız lazım. Ön seçime karşı çıkmamanız lazım. Ön seçim yapılmasın diye el kaldırdığınız zaman ön seçim olsun diyenleri not alıp onları milletvekili yapmadığınız zaman bugün ön seçimde bahsedemezsiniz. O gün Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün haklarını koruyacaktınız. Cumhuriyet Halk Partisi ön seçimden partinin yaşamsal alanıdır. Kendi örgütünün tamamını buna katar. Buna katarken ufak tefek eksikler var mıdır? Vallahi ön seçimde çıkan tablo her zaman atanmış tablolardan iyidir. Cumhuriyet Halk Partisi kimin ön seçimde çıkarıp çıkarmayacağını biliyor. Hele bu son dönemlerden sonra daha çok önemsedi. Emek verenlerine vermeyenlerin. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü seçicidir. Seçmeyi bilir, niteliği bilir, partililiği bilir. Bakınız Bülent Ecevit, bu sık sık ben bunu kullanıyorum. İzmir'de bir kontenjan milletvekili atamak ister. İzmir İl Başkanı Alev abi, Alev Coşkun. Alev abi hala işte il başkanı gibi işte 90'lık çınar, parti kadar şeyi var. Allah razı olsun. Cumhuriyeti biliyorsun, yönetim kurulu başkanı vakfının. Alev abi arıyor, diyor ki kontenjan kullanacağım İzmir'e. Karşı çıkıyor. Yönetim toplanıyor, küçük kurultayı yapıyor, ikna ediyor. O kontenjanla atamak istediği adam kim? Ahmet Taner Kışlalı. Tabii. Onu kültür bakanı yapmak istiyor. Işte. Ahmet Taner Kışlalı'yı kontenjan milletvekili yapmak için partinin genel başkanı il başkanına müzakere yapıyor örgütle, rica ederek kontenjan atıyor. Şimdi bu arkadaşlarımız hepsi yukarıdan tepeden milletvekili oldu. Bakınız biz de buradayız. Ben partide bu kadar emek verdim. Geceli gündüzlü. 3 kuruş kazandığımız parayı getirdik, harcadık. Perişan olduk, gitti yeniden 3 kuruş kazandı. Şimdi gene harcamaya geldik. Yani kazancını partiye veren, partinin onurunu, hasiyetini korumak için. Bir tek belediyede bir tane çay içmiş değilim. Bir tek belediyede bir tane, yani işte Cemal Can Pulat bir belediyeyle bir işi var. Denenin anlını karışlarım. Bu son günlerde bir takım kampanyalar yürütüyor. O kampanya yürütenler her türlü alçaklığı o kampanyanın üzerinde tutanlar bir tane benim yakınımın belediyeye girdiğini söylerlerse kabul eder. Bir tane. Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinde bir tane akrabamın delegesi oldu söylerse onu da kabul eder. Biz Cumhuriyet Halk Partisi geleneklerini bilen insanlarız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçim kaçınılmaz olmalıdır. Sadece ön seçim de yetmiyor. Ferman usulü de konmalıdır. Çok da istiyor. İşte bir atama yapacağız. İhtiyaç var. Türkiye'nin dengeleri var. İşte iktidar olursak belki şimdi artık bakan da dışarıdan atandığı için ona da ihtiyaç yok. Mutlaka ferman sistemi olur. Ön seçim olur. Cumhuriyet Halk Partisi mutlaka katılım önü açılmalıdır. Gençlerin, kadınların önü açılmalıdır. Biz bunun önünü açmak için çaba harcayacağız. Mücadele verecek, tüzük kurultayından ön seçimin olmasını zorunlu hale getireceğiz. İstanbul'daki birinci şeyimiz budur. Tartışmasının arkasında duracağız. Şimdi atamayla yanlış mı arıyorsun? Vallahi hiç şey yok ki. Deve demişler boynun eğri. Nerem doğru ki? Şimdi bu doğru olmayan arkadaşlar bağırıp çağırıyor şu anda. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi emek verenler, çaba harcayanlar, mesela işte müracaat eden ilçe başkanlarımız var İstanbul'da. İşte bir buçuk iki tane ilçe başkanımız kondu. 39 ilçe var. Mesela benim ilçem Küçükçekmece 36 tane Anadolu vilayetinden büyük. İlçe başkanı müracaat etti. Başarılı da bir ilçe başkanı. Listede yok. Onun önüne
İYİ Parti'yi koydular, işte DEVA'yı koydular. Şimdi nasıl izah edecek? Bu örgütle nasıl katkısı olacak? Bir iddiası olacak ilçe başkanının. Belediye başkanlığı iddiası olacak, milletvekili iddiası olacak, belediye meclisi iddiası olacak. Siyaseti yap. Bu iddiayı elinden aldınız. İki kişinin iki dudağı arasında bıraktınız. Eşini, dostunu, danışmanını milletvekili yapanlar değişim diyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi örgütü bu değişimi kabul etmez. Cumhuriyet Halk Partisi bir değişim yapacak. Aşağıdan yukarıya bunu yapacak. Kendi solunu emek ağırlıklı, dünyada da kopmayan, işçi sınıfının mücadelesini veren ilerici, sol, devrimci bir söylemle yeniden bu yapılanmayı yapacaktır aşağıdan yukarıya kadar. Siz şimdi Kemal Bey'e aslında ilginç şeyler söylüyorsunuz. Hani böyle...